de şunun altını çizmek gerekiyor. İstanbul Sözleşmesinde aile yapısını ve yaşamını düzenlemeye yönelik bir ifade ya da bir aile ortamını betimlemeye yönelik herhangi bir ifade söz konusu değil. Aile içi şiddet bağlamında her ne kadar özel olarak kadın mağdurlarına yer verilse de sözleşme tüm aile bireylerine kapsar. İstanbul Sözleşmesi uluslararası insan hakları belgelerinin dayandığı iki temel e, ilkeye dayanır. Bu da eşitlik ve ayrımcılıktan e, arındırılma. Şiddetin önlenmesindeki temel unsur kadın ve erkek arasında hukuki ve fiili eşitliğin sağlanmasıdır. Tarihten gelen bir güç ilişkilerine dayalı eşitsizlik var. Bu kadına yönelik ayrımcılığın temelini oluşturuyor. Şiddet de bir ayrımcılık türüdür. Böyle üçü arasında böyle bir ilişki kurar sözleşme. Avrupa Konseyi üye ülkelerinin tümü ki 17 Mart 2022'de Rusya Federasyonu konseyden çıkarıldı biliyorsunuz. Dolayısıyla 47 değil şu anda 46 üyesi bulunmaktadır. Ama bunların hepsi Rusya dahil SEDAV'a taraftır. Yani kadın konusundaki temel işte kadınların uluslararası anayasası dediğimiz kadın haklarının uluslararası çerçevesi. Bu bağlamda kadının güçlenmesi, cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet gibi değerler ve ilkeler tüm üye ülkelerinin ortak sorunsalı. Bu çerçevede Azerbaycan ve Rusya dışında bütün üye ülkeler sözleşmeyi imzaladı. Avrupa Birliği dahil. Bu ülkelerde sözleşme hükümlerinden bağımsız olarak da bu, bu değerlere bağlılık bağlamında ulusal düzeyde düzenlemeler söz konusu. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'ne dair eleştirilerin kadına yönelik şiddetle mücadele etmek istemeyen bir zihniyetten kaynaklandığı sonucuna varmak çok da doğru olmaz. O halde İstanbul Sözleşmesi etrafında kopan fırtınaların kaynağı nedir diye sorabiliriz. Eleştirel bir gözle sözleşmeyi okuduğumuzda kanımca, Sözleşmeden duyulan rahatsızlık ve sözleşmeye yöneltilen eleştirilerin odak noktasında sözleşmenin temel kavramı olan toplumsal cinsiyet yani gender kavramı ve bu kavramla ilgili yorumlar yatmaktadır. Biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet etrafında kafa karışıklığı yarattığı iddia edilen toplumsal cinsiyet ideolojisi söylemi gender kavramına ve dolayısıyla da sözleşmeye yöneltilen en açıklayıcı saldırı olmuştur. Bu söylemin savunucuları sözleşmenin toplumsal cinsiyeti biyolojik bir ayrımdan ziyade sosyal bir yapı olarak tamamlanmasını toplumdaki kadın erkek arasındaki geleneksel rollerin tehdit altına alınması şeklinde görmektedirler. Yine bu tanımdan hareket edilerek sözleşmenin eşcinselliği teşvik ettiği iddia edilmektedir. Oysa sözleşme metninde böyle bir iddiayı çağrıştırılabilecek cinsiyet kimliği, cinsiyet yönelimi gibi kavramlar sadece ve sadece ayrımcılığın yasaklanması bağlamında yer almaktadır. Sözleşme karşıtları toplumsal cinsiyet kavramı kullanılarak dolaylı bir şekilde din ve toplumsal değerlere ve en başta da bu değerlerin koruyucusu olan aileye gizliden bir saldırın olduğunu ileri sürerler. Türkiye'de radikal sağ gruplar toplumsal cinsiyet dilinin ahlaksız yaşam tarzını haklı çıkarmak ve daha geniş toplumdan kabul görmek için kullanıldığını ileri sürmüşlerdir bildiğiniz gibi. AKP yanlısı yazar Abdurrahman Dilipak köşe yazısında şöyle demişti. İstanbul Sözleşmesi yüzünden aileler parçalanıyor, gençlerimiz evlenemiyor, evli çiftler boşanmak için sıraya giriyor. Oysa sözleşmede zorunlu evliliğe karşı çıkma dışında evlilik ve boşanmayla ilgili herhangi bir atıfta bulunma söz konusu değildir. Sözleşme karşıtları açısından aileyi tehdit olarak nitelendirebilecek, dolayısıyla sorun teşkil eden bir diğer madde de genel yükümlülüklerle ilgili 12. maddedir. Bu maddede devletler klişeleşmiş kadın erkek rollerine dayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün kazanması gerektiğini ve dolayısıyla bu yönde tedbir alınması, sosyokültürel değerlerin değiştirilmesi yönünde çağrıda bulunur. Tüm eğitim seviyelerinde müfredata Kadın erkek eşitliği ve toplumsal cinsiyeti e, klişelendiren e, ifadelerden arındırılması istenir. Buna istinaden de madde 14'ün çocukları kız mı erkek mi diye sorgulamaya teşvik edeceği yönünde eleştiriler getirilmiştir. Atıfta bulunduğumuz maddeler hep yorum, yorumlanarak bir aile karşıtlığı, ailenin, yok edilmesine yönelik bir saldırı olarak yorumlanıyor. Bazı muhalif gruplar sözleşmeyi toplumlara dışarıdan yabancı değer yargıları empoze eden yeni bir emperyalizmin aracı olarak görmektedirler ve bunun içinde sözleşmeye direnmenin bir toplumsal görev, hatta bir zorunluluk olduğu yönünde kendi duruşlarını meşrulaştırmayı çalışırlar. Doğu Avrupa ülkelerinde sözleşmenin aile içi şiddet bağlamında erkekleri saldırgan olarak damgaladığı ve aile kavramına saygısızlık ettiği de ileri sürülmüştür. Oysa ilginçtir ki sözleşmede şiddetin mağdurunun kadın olduğu belirtilirken şiddetin faili konusunda sözleşme sessizdir. Yani herhangi bir cinsiyeti söz konusu olmayan görünmez bir fail vardır. Şimdiye kadar sözüne ettiğim İstanbul Sözleşmesine yönelik dile getirilen kaygılar ve özellikle de bunun bir yeni emperyalizm aracı olduğu yönündeki iddialar Doğu Avrupa ülkelerindeki tartışmalarda çok canlı bir şekilde kendini açık hem de bir şekilde kendini ortaya çıkartmıştır. Örneğin bir Bulgaristan'daki tartışmalarda öne çıkan görüşlere yer vermek istiyorum. Mesela şöyle şeyler söylenmiştir. İstanbul Sözleşmesi İranlı travestilere izin vermek ve cinsiyet değiştirmeyi öğretmek için Bulgar ulusuna karşı uluslararası bir komplodur. Yani bu sadece aileyi yıkmıyor, ulusu da yıkmayı, yıkmayı hedefliyor. Bulgar halkı ve ruhu güçlü aile gelenekleri ve Hristiyan inancının öğrettiği değerler sayesinde 5 asırlık Osmanlı esaretinde ve yarım asır komünizm ateizm zincirleri altında hayatta kalabildi. Bu çok güçlü bir iddia. Tek bir belgenin kabulüyle bu değerlere kolay kolay sırtımızı dönüp aşınmaya başlamasına destek olamayız. Yani burada bir ulusal egemenlik katı bir ee, ulusal egemenlik anlayışının tekrar canlanmasını e olmasını görüyoruz. Saldırıların sözleşme kabul edildikten sonra hız kazanmış olması, son yıllarda değişmekte olan küresel e, ekonomik politik dinamikler ve bu bağlamda gerek siyasi söylemde, gerekse norm belirleyen belgelerin metinlerinde gender kavramının uğradığı, anlam kaymalarıyla yakından ilgilidir diye düşünüyorum. Güç ilişkilerinin, bu ilişkiler içerisindeki dengelerin nasıl ve hangi süreçlerle kurulduğu bu tür değerleri ve bu tür karşı gelmeleri etkiliyor. Türkiye bağlamında biliyorsunuz Türkiye sözleşmeyi ilk ev sahipliği yapan ve ilk onaylayan ülkeydi. Ve o zaman başbakan olan Tayyip Erdoğan son derece, olumlu söylemlerle sözleşmeyi onaylanması için meclise göndermişti. Fakat aradan çok kısa bir zaman geçtikten sonra toplumsal cinsiyet kavramı ve kadın hakları Türkiye'de tam bir dönüşüm yaşadı. Hatta kürtaj cinayettir söylemini ben 2012'de söylenmişti bu bir kırılma noktası olarak görüyorum ve bu kendi kendine olmadı tabi Türkiye'deki güç dinamikleri ve işte iktidarın tabanındaki desteğin hafiften kaymaya başladığı nedeniyle bunu tekrar konsolide etme ihtiyacı ve işte erkeklik krizleri diye dile getirilen bazı platformlara yanıt verebilme amacıyla toplumsal cinsiyet politikalarında ki zaten baştan beri çok çelişkili olmuştur kaymalar yaşanarak, işte sözleşmeden çıkılmaya kadar bu süreç gitti diyebiliriz.